Merhaba arkadaşlar, Yetenekli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere arka ve önlerde düzgün kol kesimi tekniği göstermek istiyorum. Ben bakın önümdeki parçada size iki farklı teknik uyguladım. Bu normal 3-2-1 şeklinde keserek yaptığımız kol altı. Bu da yine 3-2-1 şeklinde keserek yaptığımız, ancak bakın duruşu çok güzel, daha sonra ilmek alındığında da sonucu çok güzel olan bir kesim tarzı şu şekilde. Bakın şu ördüğüm parçadaki sol taraf yanlış bir kesim şekli, sağ taraf ise doğru düzgün bir kesim şekli. Ben size bugün bu tekniği anlatacağım. Ayrıca bu tekniği anlatırken de benim kendi örgülerimde yetişkin ve çocuklarda ön ve arkada yapmış olduğum kesim ilmek sayılarını da sizlere anlatacağım. Videonun ayrıntılarına geçmeden arkadaşlar, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Örgülerde ön ve arkanın kol kesimlerini ne şekilde yapıyoruz? Genel olarak ben kendi örgülerimde, bakın çocuk örgülerinde ön kesimi 3-2-1 şeklinde yapıyorum. Yani önce 3, daha sonra 2 ilmek, daha sonra da 1 ilmek keserek önlerde kol altı kesimi yapıyorum. Yetişkinlerde ise bunu daha farklı bir şekilde şöyle diyelim. Yine 3 ile başlıyorum. Bir sonraki sırada 2 ve birer kesmeyi 3 sefer uyguluyorum. Yani 3-2-1-1-1 şeklinde yapıyorum. Arka kesim yine teknik aynı, sadece ilmek sayısında bir farklılık var. Çocuklarda 2-1-1 şeklinde kesiyorum. Yetişkinlerde ise 2-2-1-1 şeklinde kesiyorum. Böylece çocuk örgülerinde ön tarafta toplam 6 ilmek, arkada 4 ilmek kesmiş oluyorum. Yetişkinlerde ön tarafta toplam 8 ilmek, arkada ise 6 ilmek kol oyuntusu kesimi yapıyorum. Tabii ki bu ipin kalınlığına ve şişin kalınlığına göre değişiyor. Genel olarak 3 ile 5 numara şişle örülen örgülerde yaptığım kesim şekilleri bu. Düzgün kesim tekniğini göstermek için size şöyle 20 ilmekle küçük bir düz parça ördüm. Her iki taraftan da aynı zamanda kesimin ne şekilde yapıldığını anlatmak istiyorum. Çocuk örgüleri olarak düşünüyoruz. Yani bu örnekte yaptığım gibi burada ben 3-2-1 şeklinde kesim yaptım. Şimdi bakın ön yüzden bir kenarı, arka yüzden de diğer kenarı nasıl yaptığımızı göstereceğim. Ön yüzdeyim. Bu taraftan 3 ilmek keseceğim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. İlk ilmeğimi bu ilmeğin üstünden geçiriyorum. Bir ilmek kestim. Sıradan bir ilmek düz örüyorum. Yine bu ilmeği bunun üstünden geçiriyorum. İki ilmek kestim. Bir sonraki ilmeği yine düz örüyorum. Sağ şişimdeki ilk ilmeğimi bunun üstünden geçiriyorum. Bu taraftan 3 ilmek kestim. Şimdi örgüme sıra sonuna 1 ilmek kalana kadar düz devam ediyorum. Kenar 1 ilmeğimi her zamanki gibi ipimi öne alarak ters örüyorum. Döndüm. Şimdi bu taraftan 3 ilmek keseceğim. Ancak duruşun aynı bu şekilde olması için arka yüzde ters olarak kesiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. Sıradaki bir ilmeğimi ördüm. Bakın sol şişimle şöyle ön taraftan ilk ilmeğe battım. İkinci ilmeğin üstünden geçirdim. Yine bir ilmek ters ördüm. Bir önceki ilmeği bunun üstünden geçirdim. İki ilmek kestim. Yine bakın bir ilmek
ters ördüm, bir önceki ilmeği bunun üstünden geçirdim. 3 ilmek kesmiş oldum. Şimdi arka yüzden örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna 1 ilmek kalana kadar. Sıra sonunda 1 ilmeğim kaldı. Normalde sıra sonundaki bir kenar ilmeği ters örüyoruz. Ancak ben bu ilmeği örmeden şişime geçiriyorum, sağ şişime ve dönüyorum. Bakın son ilmeğimi örmedim. Ön yüzdeyim, ipim arkada, son kenar ilmeği örmeden aldım. Şimdi bu sefer 2 kesim yapıyorum. Normalde kenar ilmeği örmeden alıp sıradaki ilmeği örerek kesim yapıyoruz. Ancak burada bakın, kenar ilmeğimi sağ şişime aktardım. Sıradaki ilmeği de yine örmeden sağ şişime aktarıyorum ve bu kenar ilmeği bunun üstünden geçiriyorum. Bunu bir kesmeye sayıyorum. Bir ilmek daha düz örüp yine bu ilmeği bunun üstünden geçirerek 2 ilmek kesmiş oluyorum. Bakın, ovallenme başladı. 2 ilmek kestim ve sıra sonuna 1 ilmek kalana kadar örgüme düz devam ediyorum. Sıra sonuna 1 ilmek kaldı. Bu ilmeği örmeden sağ şişime aktardım ve döndüm. Şimdi döndükten sonra yine bu taraftan 2 kesmemiz var. 2 ilmek kesiyoruz. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. İkinci ilmeği de yine örmeden sağ şişime aldım. İlk ilmeği bunun üstünden geçirerek 1 ilmek kesmiş oldum. Sıradaki 1 ilmeği ördüm. İlk ilmeği bunun üstünden geçirdim. İkinci kesmemi yaptım. Böylece her iki tarafta 1-3, 1-2 kesmiş oldum. Devam ediyorum sıra sonuna 1 ilmek kalana kadar. Sıra sonuna 1 ilmek kaldı. Bu 1 ilmeği sağ şişime geçirdim ve döndüm. Bakın her iki taraftan önce 3, daha sonra 1-2. Bakın 1-2-3, daha sonra 1-2 ilmek kesmiş olduk. Şimdi 1 ilmek daha keseceğiz. Bakın ilk ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Sıradaki ilmeği de örmeden sağ şişime aldım. İlk ilmeği bunun üstünden geçirdim ve böylece 1 ilmeği kesmiş oldum. Bu tarafa 1 ilmeğim kalana kadar öndeki ilmeklerimi düz örüyorum. Bir ilmeğim kaldığında bu 1 ilmeğimi örmeden şişime aldım. Döndüm. Arka yüzdeyim. Şimdi arka yüzde yine 1 ilmek kesmem gerekiyor. Önce ilk ilmeği örmeden şişime aldım. Sıradaki ilmeği de örmeden şişime aldım. İlk ilmeği bunun üstünden geçirdim. Böylece 1 ilmek kesmiş oldum. Arka yüzden de 1 ilmeğimi keserek kesmeleri tamamladım. 3, 2, 1 aynı şekilde 3, 2, 1. Şimdi 1, 2 sıra normal örüyorum. Sıra sonuna kadar arka yüzde ters örüyorum. Artık kenar ilmeklerimi de ters örerek sıramı bitiriyorum. Bakın kenar ilmeğime geldim, ters ördüm, döndüm. Ön yüzden ilk ilmeği örmeden alıyorum. Normal örgümü yapıyorum. Kenar 1 ilmeğe kadar tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar 1 ilmeğimi ipimi öne alarak ters örüyorum ve dönüyorum. Şimdi bakalım. Her iki taraftan önce 3, daha sonra 2, daha sonra 1 ilmek kesme yaptık. Şimdi örgülerinizi bu şekilde kestiğinizde
Daha sonra lastik örmek istediğinizde bakın her bir ilmekten ilmek çıkartarak düzgün bir lastik kenarı uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadar. Umarım videomu ve kol kesme tekniğimi beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.